Dostlar selamlar. Bugün Snoopy'nin BTS20 adlı Bluetooth kulaklığını kutusundan çıkarıp ufak bir şekilde inceleyeceğiz. Her zamanki video mantığımla ilerleyeceğim. Önce kutu açılış ve ilk bakış yapacağız. Ondan sonra inceleme, uzun kullanım testi diye ilerleyecek. Ürünümüz elimizde arkadaşlar. Kutu tasarımına vesaire şimdi geleceğim. Ürünün öncelikle fiyatından bahsetmek istiyorum. Ürünün 150 lira bir fiyatı bulunuyor. Android ve iOS cihazlarda çalışabiliyor. Wireless bağlantı teknolojisi bulunuyormuş ve stereo bir hoparlör yapısı bulunuyor. 5 saat bir kullanım süresi sizlere vaat ediyor. Aynı zamanda 10 mm'lik ses sürücülerimizde bulunuyormuş. Kulaklığın kendisinde 100 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Ve Bluetooth 5.0 sürümüne destekliyor. HD Voice özelliğinden bahsedilmiş, yani kaliteli görüşme gibi bir şey. Ondan sonra uzun süreli bir batarya performansından bahsedilmiş. Ses kaydı fonksiyonundan, özel şarj girişinin tarzında şeylerden kutusunda bahsetmiş. Ve ürünü görebileceğiniz şekilde bir kutu tasarımına gidilmiş. Şimdi kutusundan bir ürünü çıkaralım, kendisine bakalım. Şurada bir etiket tarzı bir şey bulunuyor. Şunları açıyoruz. Şu şekilde şeffaf bir bölüm çıkıyor. Evet, komple böyle çıkardım. Şimdi ilk olarak bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Yine burada Türkçe olarak karşımıza çıkıyor. Bu da büyük bir avantaj. Yani sizlere göstereyim. Çeviri vesaire kullanmanıza gerek yok. Her türlü detayından burada bahsedilmiş. Kare kodu falan bulunuyor. Hani şey galiba, uygulamasını indirmeniz için. O şekilde kare kodunu kullanabilirsiniz. Bir micro USB kablosu çıkıyor. Bu kablo ile şarj etme imkanınız bulunuyor. Evet, ürünü sonunda çıkarabildik. Paketlemesi gerçekten çok iyi. Yani sağlamlığa önem verilmiş. Ağırlıktan bahsetmek istiyorum. Ağır bir yanı bulunmuyor. Yani gerçekten esnek, hafif bir yapısı bulunuyor. Böyle hani sizi rahatsız edecek düzeyde bir ağırlığı yok. Genel malzeme yapısı çok iyi. Kalitesi çok iyi. Tuşlardan bahsedeyim. Tuşlarda ufak bir detay var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Eksi ve artı olarak konumlanıyor. Yani artıya bastığınız zaman işte sesi arttırıyor. Buna bastığınız zaman sesi kısıyor. O da çok güzel. Burada da ortada bir tuş bulunuyor. Yanılmıyorsam şurada bir mikrofon. Diğer tarafta herhangi bir tuş bulunmuyor. Sadece işte burada kodlar modlar yazıyor. Ve ek olarak da kulaklıkların kendisi mıknatısı. Yani şöyle bıraktığınız zaman mıknatısı bir şekilde birbirlerine oturuyorlar. Yani bu ürün boyun askılı kulaklık diye de geçiyor bazı yerlerde. Kime göre uygun? Sporculara uygun. Mesela hani düşmez, kaybolmaz, boynunda direkt sabit durur. Ondan sonra kafasına vesaire bir ağırlık yapmaz. Kablo kalabalığı yapmaz. Her türlü avantajlı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Boynunuza da yani hiç varlığını hissettirmeyen bir ürün. Tavsiye ederim, yani 150 liraya hak eder mi? Onu birazdan ses kalitesini dinlediğim zaman sizlere söyleyeceğim. Şimdi geçelim, ses kalitesini dinleyelim. Eşleşme yapmak için şuradaki tuşu basılı tutuyorsunuz. Mavi kırmızı ışıklar yanıyor. Şimdi eşleşmesini yapalım. Eşleşmeyi yaptığınız zaman mavi ışık sürekli bir şekilde yanıyor. Şimdi ses sesine geçelim. Dinlediğiniz kendi yorumunuzu yaparsınız. Ben kendi yorumumu yapayım. Şimdi 150 lira bir fiyatı var. Evet, bunu konuştuk. Arkadaşlar 150 liranın üstünde bir performans, yani ses performansını söyleyebilirim. Ses ne kadar yükselirse yükselsin kaliteyi bozmuyor. Kafanızı ağrıtacak, kulağınızı ağrıtacak bir ses seviyesi bulunmuyor. Yani ses seviyesinden kastım, tiz ve baslar o kadar ayarlanmış ki ses ne kadar yükselirse yükselsin kulağınızı başınızı ağrıtmıyor, rahatsızlık vermiyor. Yani en üst seviyede bile rahatlıkla dinleyebiliyorsunuz. Size sıkıntı yaratmıyor. Basslar, tizler o kadar net ki hani dinlediğiniz zaman acaba çok daha pahalı bir kulaklıkla mı dinliyorum falan, bu düşünceye kapılabiliyorsunuz. Şu an yani bana ses kalitesi anlamında gerçekten şaşkınlık yarattığını söyleyebilirim. Ses kalitesi gerçekten çok iyi. Kulakta duruş konusunda da bahsetmek istiyorum. Benim kulak yapıma hiçbir şekilde silikonlu, yani başında silikon olan kulaklık olmaz normalde. Olmuyor da. Bunda sol taraf oldu, sağ taraf olmadı. Sağ taraftaki deliğin biraz daha küçük olduğu için kulakta. O yüzden olmadı. Yani benim kullanma bu tür kulaklar uymuyor. O yüzden kullanma durumunda olmuyor. Ama yani genel olarak bu tür kulaklar arasında en çok hoşuma gidenlerden biri diyebilirim. Birincisi ses kalitesi çok iyi. Fiyatına göre ses kalitesi çok iyi. Mikrofondan bahsetmedim. İnceleme videosunda bahsederiz artık. Geri kalan detaylarda da inceleme videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.